Merhaba mitoloji merakları. Şu an 32 yaşında olan müzisyen Benjamin Clement'in Nemesis is a matter of karma diyordu az önce dinlediğiniz şarkıda. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış antik şair Mezomodes ise yazdığı bir ilahide şöyle diyor. Nemesis, hayatın kanatlı dengeleyicisi, kara yüzlü tanrıça, adaletin kızı. Şimdi biraz da onu dinleteyim. Tamamını dinletemiyorum tabii. Bölümün açıklama kısmına parçaların linklerini koyarım merak edenler için. Bu bölümde intikam tanrıçası Nemesis'i konuşacağız. Annesi gece tanrıçası Nyx gibi Nemesis'le ilgili de çok fazla olay yok ama muhtemelen intikam rolü olması sebebiyle çok merak edilen biri kendisi. Nemesis'in aslında temelde sadece intikam görevi yok, 3 farklı görevi var. 1- Kötülükler karşısında intikam alma görevi. Narcissus Eko'yu yaraladıktan sonra onu lanetleyen kimdi hatırlarsanız? Nemesis. 2- Kibirleri cezalandırma görevi, özellikle de tanrılara karşı kibir yapıyorsanız. 3- Aşırılıklar karşısında adaleti sağlama görevi. Örneğin birisi birden çok aşırı zengin olduğunda Nemesis onun karşısına çıkar ve dengeyi sağlamak için servetinin bir kısmına el koyar. Biraz komünist galiba bu Nemesis. Nemesis'e göre kimse çok fazla iyi durumda olmamalıdır. O yüzden çok yetenekli bazı insanları lanetlediği de olur. Mesela şans tanrıcı Tike var. Nemesis de şansın dengeleyicisi rolünde gibi. Yani Tike size kıyak geçti, şanslısınız diye çok fazla sevinmeyin. Çünkü Nemesis sizi fark edip sizde olan o şansı geri alabilir. Hatta bunu yaparken canınızı da yakabilir. Acımasızdır. Bunu da Herodot insanlar fazla mutlu olunca tanrıların onları kıskanmasına bağlar. Neyse yani evrenin dengesini sağlamakta Nemesis'in rolü çok büyük. İlahi adalet dediğimiz şey mitolojide tam olarak Nemesis. Yunanistan'daki şehir devleti Ramnos'ta, İzmir'deki şehir devleti Simirna'da Nemesis'i sahiplenir. Bu iki yerde de antik dönemde Nemesis tapınakları varmış. Onun adına yapılan ayinlerde Nemesis'e kurbanlar adanırmış. Nemesis'e verilen iki başka isim daha var. Bir Adrasteia, kaçınılmaz demek. Yani adalet ya da intikam kaçınılmaz. 2. Ramnos'un tanrıçası diyorlar. O da Ramnos şehriyle olan bağlantısından dolayı. Nemesis kelimesi İngilizce'de hala iki anlamda kullanılıyor günümüzde. 1. İntikam anlamında. 2. Can düşmanı ya da ezeli rakip anlamında. Bu arada Nemesis Yunanca'da hak ettiğini vermek ya da hak ettiğini görmek anlamına gelirken kelimenin kökeni nem, dağıtmak anlamına geliyormuş. Yani biz yargı dağıtmak lafını bu yüzyılda türettik sanıyordum ben ama görülen o ki daha eskilere dayanma ihtimali var. Sanat eserlerinde Nemesis'i kanatlı olarak ve elinde bir kılıç, hançer, kırbaç, terazi, cetvel, kum saati veya dizginle görebilirsiniz. Dikkat ederseniz kılıç, hançer, kırbaç daha çok cezayı, terazi, cetvel, kum saati ve dizgin ise daha çok dengeyi çağrıştırıyor. Hem adalet sağlama yönü hem de bu kullandığı nesnelerle Nemesis, Titan tanrıça Temis'i çağrıştırır. Temis de adalet tanrıçasıdır. Hatta genelde adliyelerin simgesi olarak gördüğünüz gözleri bağlı, elinde bir kılıç ve terazi olan Lady Justice Temis'tir. Yani hem bizim ülkemizde hem de Avrupa ülkelerinde bu simge kullanılıyor. Nemesis de onun daha alt tanrı versiyonu gibi. Hani bu tarz benzer görevler hem Titan tanrılarda hem onlardan sonraki daha alt seviye tanrılarda olabiliyordu. Hatırlarsanız hep Güneş Titanı Helios ve Işığın Tanrısı Apollo örneğini veriyorum. Temis ve Nemesis arasındaki ilişki de aynı onun gibi. Bazı kaynaklar onun Zeus ve Okeanos'un kızı olduğunu söyler ama ben Nyx'in kızı olmasını daha çok yakıştırıyorum. Karanlık tarafından dolayı sanırım. Nemesis'in Narcissus dışında çok fena intikam aldığı bir hikaye daha var. Bir gün Hymnus diye bir çoban su perisi Nisa'ya aşık olur ve onu her yerde takip edip aşk için ısrar eder. Ama bundan çok rahatsız olan ve bakire kalmak isteyen Nisa çobanı kalbinden vurur. Bunun üzerine Eros ve Nemesis çok kızarlar ve bir olup bir plan yaparlar. Nisa'ya yaptığını ödetmek için uyku tanrısı Hypnos ve şarap ve eğlence tanrısı Dionysos kullanırlar. Eros Dionysos'u Nisa'ya aşık eder, Hypnos da Nisa'nın uykuya dalmasını sağlar. Dionysos Nisa'ya uykusunda tecavüz eder. Nisa bu birliktelikten yani bu tecavüzden kızı Telete'ye hamile kalır. Ama yaşadıklarından tiksinerek doğum yaptıktan sonra kendini asmaya kalkar. Sonrasında bir şekilde ölmediği biliniyor. Dikkat ettiniz mi? Nemesis ve Eros yani intikam ve aşk bir araya geldiğinde ortaya çok korkunç sonuçlar çıkabiliyor. Belki de o yüzden Hesiodos Teogonisi'nde Nemesis'ten şöyle bahseder.
ölümcül Nyx aynı zamanda ölümlere bir bela olarak Nemesis'i doğurmuştur. Bu arada bu hikayede Nemesis sırf birini öldürdü diye Nyssa'yı cezalandırıyor ama belki de çoban onu taciz ediyordu, ne biliyoruz. Nyssa ona yüz vermemesine rağmen çoban onun peşinden koşup duruyordu. Belki de bu taciz daha ileri boyuta ulaştı, kız da adamı bu şekilde cezalandırdı. Burada Nyssa bayağı mağdur taraf yani belki de. Ataerkil düzenin yazdığı bu manipülatif mitlere de gıcık olmamak elde değil yani. Anadolu insanı eserlerinde Nemesis'i iki şekilde anlatmış. Hem acımasızlığıyla korkunç bir tanrıça olarak hem de adalet getiren, denge sağlayan güzeller güzeli bir tanrıça olarak. Yani yine bir ikilik var. Bu arada adalet ve denge benim son aylarda çok kullandığımı fark ettiğim iki kelime. Peki sizce denge hep iyi midir? Dengeli olan hep güzel, huzurlu mudur yoksa sıkıcı mıdır? İntikam çok güçlü bir duygu. Aşk kadar güçlü en az. Reflekslerimiz bile canımız yandığında o yakan şeye anında tepki verecek şekilde kurgulanmış. Bu kadar güçlü bir duyguyla baş etmek kolay mı? Yeterince olgun olmak tüm intikam dürtülerinden arınmayı mı gerektirir? Peki size daha zorunu sorayım. İntikam almak isteyecek kadar canınızın yanması mı daha zordur? Yoksa intikam aldıktan sonra bile o beklediğiniz soğumanın gelmemesi mi? İntikam dürtüsüyle hep aynı acıyı karşıdakine çektirmeyi hayal ederiz. Peki ya intikam almanıza ya da bir şekilde intikam almasanız bile karşıdakinin canını acıtmanıza rağmen içini soğumuyorsa? Hala o konuya canınız yandığı için kendinize tekrar kızmaz mısınız o zaman? Çünkü hala canınız yanıyorsa hala duygu var demektir. O zaman nasıl iyileşeceğiz peki? Patreon'dan beni destekleyen patronlar Berk Cebeci ve Funda Torun'a destekleri için çok teşekkür ederim.